Aysel'in Mutfağı'ndan selamlar. Bugün kanalımda havuçlu, patatesli köfte yapacağız. Kızartma derdi olmadan her şeyi fırında hallettik. Fazla yağ kullanmadan. Şimdi bu muhteşem tarif nasıl yapılır? Hemen yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi köftemizin iç harcını hazırlıyoruz. Öncelikle içine bir adet soğan ilave ediyorum. Ve dondurucuda saklamış olduğum ve doğradığım maydanozumu ilave ediyorum. İçine bir su bardağı kadar ekmek ilave ediyorum. Eğer köfteniz sulu gelirse biraz daha ilave edebilirsiniz. İçine bir çay kaşığı kadar pul biber, bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı kadar karabiber ve sarımsağım var. Birkaç diş. Tamamıyla size bağlı. İsterseniz ilave etmeyebilirsiniz. Ve bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Az daha unutuyordum. Karıştıralım. Köftemizi ne kadar iyi karıştırırsak o kadar iyi olur. O yüzden birkaç dakika karıştıralım iyice. Bir çay kaşığı da kimyon ilave ediyorum. Onu unutmuştum. Ve yumurta ilave ediyorum. Unutmadan. İyice karıştıralım. Evet, kıvamı gayet çok iyi. Bu kadar yeterli. Şimdi diğer malzemelerimizi hazırlarken kıymamızı da dolapta dinlendiriyoruz köftemizi. Şu şekilde kapatalım ağzını ve dolaba alıyorum. Şimdi diğer malzemelerimizi hazırlarken havuç kullandım. Havuçlarımızı çok kalın dilimler halinde doğramıyoruz. Şöyle 1 santim kalınlığı veya 7 milim kadar yeterli, göz kararıyla. 4 tane büyük boy patatesim var. Şu şekilde dilimlere ayırıyorum. Küp küp doğrayacağız. Fırın kabımıza aldım. Şimdi öncelikle bir çay kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı nane, kekik, bir tatlı kaşığı nane. Baharatlar tamamıyla size bağlı. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, biraz kimyon. Ve bir çay bardağından biraz az sıvı yağımı da ilave ediyorum. Ve tuzumu ilave ediyorum. Şimdi güzel bir şekilde elimle harmanlıyorum. Ve üzerine yağlı kağıtla kapatıp 200 derece ısıtılmış fırınıma veriyorum. Yağlı kağıdımı serdim. Şimdi fırına veriyorum. Evet arkadaşlar, patateslerimiz fırında kızarmaya devam ederken biz de dinlenmiş köftelerimizi tekrar şöyle bir elden geçireyim. Evet arkadaşlar, köftelerimizi çok ufak da yapmıyoruz, çok büyük de yapmıyoruz. Yani kestane büyüklüğü diyelim. Cevizden biraz bir ufak boy büyüklüğünde. Harika tutuyor. Elimizi yağlayalım. Ufak parçalar alalım bu şekilde. Köftelerimiz hazır. Şimdi 20 dakika oldu. Fırında çıkaralım patateslerimizi. Evet arkadaşlar, fırından çıkardım. Şimdi yağlı kağıdımızı kaldırıyorum. Of, duman buram buram. Bir de nefis bir kokusu var ki arkadaşlar. Muhteşem bir ana yemeği. Karıştırıyorum şimdi. Altını üstüne getirecek şekilde. Fırınımızda patateslerimiz kızarmaya devam ederken şimdi köftelerimizi elimizi koyup batırdığımız yağımızı ziyan etmiyoruz. Onu da sosumuzun içine alıyorum. Bir yemek kaşığı salça. Kanalımda bulabilirsiniz tarifini. Kendim yaptım. Geçen senenin salçası arkadaşlar. Hala muhteşem duruyor. Yani verdiğim şekilde, tarifi verdiğim şekilde yaptığınız takdirde hani bir sene falan durur diyorlar ya. Yani 2 sene de durur. Daha fazla bile durabilir. Öyle diyeyim. Şimdi salça şişesine 1 su bardağı koydum arkadaşlar. Ve karıştırıyoruz. Güzel bir şekilde biraz tuz ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, köftelerimiz de hazır. Şimdi onları bir kenara alalım. Fırından tepsimizi çıkaralım. Gördüğünüz gibi mis gibi kızarmış. Hiç kızartmayla uğraşmadan şimdi köftelerimizi içine alıyorum. Evet arkadaşlar, sosumuzu da döktüm. Şimdi tekrar fırına veriyoruz. Köftelerimiz kızarana kadar. Havuçlu, patatesli köftemiz pişti. Köftelerimiz kızardı. Muhteşem oldular. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Tam bir ana yemek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi susuz bir şekilde kızarttık. Kızartma derdi yok. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.